Efendim merhabalar. Cümleyi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Mevlana'yı bir yeni şebi aruz münasebetiyle Allah'ın bizlere sağlık sıhhat vererek, ömür vererek bir şebi aruzu daha görmemizi ihsan buyurduğu için şükranla, minnetle yad ediyoruz Hazreti Mevlana'yı ve Rabbimize de bu yüzden hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bir büyükler sözü Hazreti Pir için o Hakk'ın insanlık alemine bir tebessümüdür buyuruyor. Sevgili dostlar, acaba Cenab-ı Hak kullarına tebessümü nasıl eder? Tebessüm ettiği nasıl anlaşılır dersek, insana ferahlık, huzur ve güzel düşünceler doğması, güzel kimselerle, hayırlı kimselerle dostluk etmesi, Allah'ın ona bir tebessümünden başka nedir? Çünkü kullar arasında tebessüm etmenin önemi, güven duymamızı, selam verene, selam alana itimat etmemizi, bir içimizde ona karşı muhabbet duymamızı sağlamıyor mu? Mesela kim Allah'la dost olmak istemez? Herkes ister. İşte bütün eserlerinde daima doğruyu tavsiye eden, emreden, bunun için hikayeler anlatan, Mesnevi Şerif'inde ve diğer eserlerinde insanlığı güzelliklere, aşka çağıran Hazreti Mevlana, bilindiği gibi Şeb-i Aruz içinde bana öldü demeyin buyuruyor. Tabutumu gördüğünüz zaman ah vah etmeyin arkamdan buyuruyor. Çünkü bu bir son değildir, ölüm değildir, düğün günüdür buyuruyor. Çünkü Allah dostları bu özelliklerini, bu güzel adeti, töreyi veyahut da İdrak ettikleri bu yüce mevkiyi Allah dostlarıyla, velilerle, onların huzurunda öğrenmişlerdir. Hazreti Pir de Allah ile oturup kalkmak isteyen kişi veliler huzurunda otursun buyuruyor. Velilerin huzurundan kesilirsen diyor, helak oldun gitti. Çünkü sen bu alem deryasında bir zerresin, külli olmayan bir cüzsün buyuruyor. Ve devamla şeytan birisini bu kerem sahiplerinden ayırırsa, onlardan uzak düşürürse, kimsiz kimsesiz bir hale kor ve o halde iken de şeytan o kimsenin başını yer, mahvedip gider. Velilerin huzurundan uzaklaşırsan hakikatte Allah'tan uzaklaşırsın. O yüzden mana ehli diye, mana ehli dediği kimselerle, yani velilerle, Allah dostlarıyla veyahut da Allah dostlarına dost olan kimselerle düş kalk ki hem ata ve ihsan elde edesin Allah'tan, hem de feta olasın. Yani yiğit, cömert bir insan olasın. Bizim bedenlerimizdeki canımızı sevgili dostlar, Hazreti Pir bu cisimde manasız can, hilafsız, şeksiz şüphesiz belli ki diyor, kılıf içinde
tahta kılıç gibidir. Eğer biz manamızı bulamamışsak, bu bedenimizi bir tahta kılıç olarak, işe yaramaz bir kılıç olarak vasfediyor. Kılıçtan maksat, taht, gerçek kılıçtan, bir elmas kılıçtan maksadı da bizim manamızı bulmamız, yani Rabbimizi bilmemizdir. Rabbini bilen kimse için zaten maksat hasıl olmuş demektir. Dünyaya gelmemizden maksat bizim manamızı bulmamız veya başka bir ifadeyle Rabbimizin Allah olduğunu idrak etmek, ederek yaşamış, yaşıyor olmamızdır. Hazreti Pir de bundan bahsederek, kılıfta bulundukça tahta kılıç, kılıfta bulundukça kıymetli gibi gözükür. Fakat kılıç kılıftan çıkınca bir şey işe yaramaz. Halbuki gerçek kılıç kılıfından çıkınca vazifesini yapmaya her zaman hazırdır. O yüzden hayatından tahta kılıcı çıkar buyuruyor. Bir dünya hayatı bir muharebe meydanına benzetiyor ve hayatından, bu muharebe meydanından tahta kılıcı çıkar. Ahvah etmemek için, daha sonra pişmanlık duymamak için kılıcını muayene et, kontrol et. Gerçek kılıç mı değil mi? Eğer tahta kılıç taşıyorsan ara. Ama eğer elmas bir kılıca sahipsen yürü git buyuruyor. Elmas kılıç velilerin, Allah dostlarının deposunda bulunur diyor. Onları görmek, Allah dostlarını, hak dostlarını görmek insana bir kimyadır. Hayat bahşeder. Bütün bilenler, gerçeği bilen bütün bilge kişiler sadece ve sadece şunu söylemişlerdir. Bilen, gerçeği bilen, kendini bilen, Rabbini bilir ölçüsüne göre alemlere rahmettir. Gülen nar bahçeyi güldürür diyor Hazreti Mevlana. Erenler sohbeti de seni erlerden eder. Bir gül bahçesine döndürür. Katı taş ve mermer bile olsan, gönül sahibine erişirsen artık bir cevher olursun. Tertemiz insanların, o kimselerin muhabbetini ta canının içine dik. Gönlü hoş olanların muhabbetinden başka muhabbetlere gönül verme. Başka yerlere meyletme. Ümitsizlik diyarına gitme. Ümitler var. Karanlığa varma. Güneşler var. Gönül seni gönül diyarına, gönül ehlinin diyarına, ama bedeni arzuların da seni su ve çamur haline, hapsine çeker, bu hale getirir. Uyanık ol. Bir gönüldeşten gönül gıdası al. Onunla gönlünü gıdalandır. Allah cümlemize nasip etsin. Sevgili dostlar, hayırlar niyazıyla tekrar hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Hazreti Mevlana'nın himmetleri cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hoşça kalın.